Evet. Peki Ahmet, tamam, şimdi Ali Yerlikaya ihtimali azaldı. Sendeki bilgi de Murat. Azalmadı. Öyle Hala mi? halen mevcut. Ahmet öyle diyor. O İçişleri Bakanlığı'dan aldığı bilgileri söylüyor. Ben AK Parti Genel Merkezi'nden Ha, aldığım senin bilgiyi kaynaklar söylüyorum. başka ya. AK Parti Tabii. Genel Merkezi. Ha, o zaman tamam. Şimdi tamam, Ahmet'i bir dinleyelim. Ahmet, şimdi Ali Yerlikaya ihtimali azaldı. Kim o zaman? Şöyle, Sedat Bey'in de aslında biraz önce ismini zikrettiği Murat Kurum şu anda %90 diyebileceğimiz bir şekilde İstanbul adaylığı için ismi netleşen bir isim, kişi. Bugün İstanbul'daki AK Partililerle de İçişleri Bakanlığı sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde de bir takım görüşmeler yaptığımda hem anket sonuçlarında hem temayül yoklamalarında Murat Kurum'un isminin öne çıktığı ve Sayın Erdoğan'ın da aslında kafasındaki ismi şu anda bilinen kişi olarak Murat Kurum olduğunu yani AK Partilerin de direkt kendi söylemleriyle %90 olarak net olarak İstanbul için adayı Murat Kurum. %90. Bu hafta ben de öyle yazmıştım ama Ali Yerlikaya şimdi bir dillendirilmiş adı yani. Öyle mi? Anladım. Ali Yerlikaya ile ilgili araya girdim, kusura bakmayın. Buyurun. Bir şeyde de bulunmak istiyorum. Bugün farklı birkaç kişiyle de yaptığım görüşmede, birkaç kaynakla da yaptığım görüşmede, yani Yerlikaya'nın isminin gündeme gelmesi konusuyla ilgili şöyle bir etkiden bahsediliyor, bir itici güçten, onda MHP etkisi, Bahçeli etkisi. Sayın Yerlikaya son bir hafta 10 gün içinde hem Sayın Bahçeli ile hem de MHP'deki önemli bir isim olan İzzet Ulvi Yönter'le bir araya gelmişti. Bahçeli ile olan görüşmeyi biz biliyorduk ancak İzzet Ulvi Yönter'le olan İzzet Ulvi görüşme. Yönter'le bir araya mı gelmiş? MHP Genel Merkezi'ne gitmişken İzzet Ulvi Yönter'e de bir uğramış mı Ahmet? Çünkü ikisi başka şeyler. Çünkü Ali Yerlikaya İzzet Ulvi Yönter'le görüşmesine ilişkin bir paylaşımda bulunmadı. İzzet Ulvi Yönter kendisi paylaştı. Evet, ondan bahsedecektim. Kendisi paylaştı. Ancak bir süre konuştukları, yani MHP Genel Merkezi'nde bir süre konuştukları ve bu özellikle adaylık konusunda, yani biz sizi İstanbul Belediyesi'nde görmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görmek istiyoruz talebini iletmiş. Bu anlamıyla bir şey söyledim. Bu özellikle bu durumlardan kaynaklı aslında Yerlikaya'nın isminin gündeme gelmesinde ve Yerlikaya'nın AK Parti kulislerine isminin sokulmasında en önemli İtici güçlerden biri Cumhur İttifakı'ndaki ortak olan MHP. Bu anlamıyla aslında Yerlikaya gündeme geldi. Çünkü AK Parti'nin aslında teşkilatlarında istediği Binali Yıldırım, yani İstanbul'daki 2019 seçimlerinde ve Ankara'daki 2019 seçimlerinde bürokrat isimlerin belediye başkan adayları olması teşkilatlar için bir handikaptı sahada. Buradaki teşkilatlar bunları söylüyor çünkü bürokrasiden gelmenin getirdiği bir ağırlık nedeniyle teşkilatların ve sahanın hızına ayak uyduramadıklarını söylemişlerdi ve sahayı da bilmediklerini söylemişlerdi. Bu nedenle aslında mevcut ilçe belediye başkanlarından ya da teşkilat içinden gelen birilerinin gündeme gelmesi söylendi. Murat Kurum ise yaklaşık 4-5 aydır, biz bunu sosyal medyadan takip ediyoruz, kendisinin bir sosyal medya ekibi de var. Kendisinin kurduğu bir ekibi var. 4-5 aydır İstanbul'da neredeyse sokak sokak dolaşıyor ve videolar çekmeye başlıyor. Aslında bir hazırlığı önceden yapmıştı. Evet, kendisi de bir bürokrat, bürokrasiden geliyor. Ancak Binali Yıldırım ve ÖSAS'taki handikapının dışında kendisi adaylığı ismi gündeme gelmeden önce aslında İstanbul'da saha çalışmalarına, sokak çalışmalarına başlamıştı. Bu nedenle İstanbul Teşkilatı kısmen bir yumuşama gösterdi Murat Kurum'a. Peki. Ahmet, çok teşekkürler bilgilerini bizimle paylaştığın için. Semih Bey, şimdi Ali Yerlikaya, Murat Kurum, Erdoğan ikisinin arasında bir karar verecekse eğer, sizce hangisini seçer? Tamam, peki. Semih Bey'in bağlantısında bir problem var. Birazdan sorarım tekrar. Şimdi Sedat abi. Ben de Ahmet'e ek yapayım. Bu Murat Kurum istiyor tabii ki ve izin almadan bu propaganda çalışmalarına çok katılmaz. İstanbul İl Başkanı'nın istediği isim Tevfik Göksu. Burada bir milli görüş şeyi var, dayanışması var. Ama Tevfik Göksu'nun genel merkezde çok şey görmediğini, itibar görmediğini, adaylığının desteklenmediğini bilmek lazım. Genel Yani merkezde kazanamaz diye mi tabii adaydınız? kazanamaz diye. Tabii kazanacak birisi olsa zaten hiç kimse direnmez ona. Yani herkesin kazanacak. Ciddi bir klikler savaşı var İstanbul'la ilgili. Ankara'yla ilgili var ama İstanbul çok önemli.
Erdoğan şu rahatlıkla hareket edemiyor bu seçimde. Nasıl olsa aday ben olacağım. Yani kendimi koyacağım ortaya, kazanmasını sağlayacağım. Bunu Binali Yıldırım'da denedi, olmadı. Ekrem İmamoğlu karşısında, yani bir ilçe belediye başkanı karşısında kendi adayı, eski başbakan, eski meclis başkanı kaybetti. Erdoğan mahalle mahalle, sokak sokak, meydan meydan dolaşmasına rağmen. Ha, bunun muhtelif nedenleri var. Binali Yıldırım örneğin orada seçim çalışmalarına bile katılamadı. Çünkü Süleyman Soylu'yla bir politik çekişmesi vardı. İl başkanıyla politik çekişmesi vardı. Berat Albayrak'la politik çekişmesi vardı. Ve bu dörtlü, yani İstanbul seçimini beraber koordine etmesi gereken dörtlü seçim boyunca bir fotoğraf karesine giremediler. İkili fotoğraf bile veremediler. Bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman İstanbul kaybedildi. Şimdi Erdoğan yaşadıklarından ders çıkaran bir lider. Şimdi o yüzden çok inceleyip sık dokuyor. Murat Kurum bir adım önde, iki adım önde. Temmayül'de de o çıktı, anketlerde o çıktı. Ve Murat Kurum Erdoğan'ın istediği gibi bir belediye başkanı. Ali Yerlikaya'ya MHP'den destek gelme ihtimalini ben çok fazla görmüyorum. Çünkü Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya ayrışması ülkücü, hak yolcu, milli görüşçü ayrışmasıdır. Bugün İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokrasi de zaten Süleyman Soylu'nun kadrosunun görevden alınıp Ali Yerlikaya'nın getirilmesinin kökeninde de bu yatıyor. Devlet Bahçeli'ye gidip bu konuda, yani atamalar konusunda bilgi vermiştir. Ulvi Yönder de İçişleri Bakanlığı'nınla ilgili kişidir MHP'de. Yani oradaki atama tayinler, MHP adına yapılan atama tayinler ondan geçiyor. Onunla görüşmesi de çok normaldir. Belediye başkanlığı konusunda, İstanbul konusunda ben bir tercihte bulunacağına ihtimal vermiyorum Devlet Bahçeli'nin de MHP'nin de. Çünkü bu sorumluluk almak olur. Yani seçilemediği zaman otomatikman bunun faturası getirip MHP'nin ya da Bahçeli'nin önüne konabilir ve bugüne kadar izlediğimiz Bahçeli, yani iktidarın yörüngesinde yer alarak siyaset yapan MHP siyasetine de Bahçeli siyasetine de uygun olmaz. Çünkü o sorumluluk almadan bir avantaj sağlayan iktidar paylaşımını seviyor bugünkü şeyle. O yüzden hani bakanlar konusunda bir tasarrufta bulunmuyor ama bürokratlar konusunda ciddi bir tasarrufta bulunuyor MHP siyaseti. Burada da aynısı. Desteklediği belediye başkanını belirleme noktasında bir tercihte bulunmaz MHP siyaseti. Ali Yerlikaya muhtemelen MHP'de çok rahatsızlık yaratan İçişleri Bakanlığı'ndaki atamalarla ilgili bilgi vermek üzere gitmiştir. Ulvi Yönder'le konuşması da bununla sınırlıdır. İstanbul Belediye Başkanlığı konusunda bir kulis yapmak için MHP Genel Merkezi'ne Ali Yerlikaya gitmez. Zaten şunu görüyoruz Ali Yerlikaya'da. Yani daha önce Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi bulunduğu makamdan kendine politik bir kimlik inşa etmeye çalışmıyor. Evet. Hiç iç siyasete bulaşan bir açıklaması ama yok. Ama şu bakımdan iç siyasete bulaşmıyor mu Sedat abi? İşte 29 Ekim'de çektiği video. Hani Diyanet İşleri Başkanı 29 Ekim'de bile Atatürk'ün adını anmadı falan filan dediğimiz vakit işte 29 Ekim'i böyle coşkuyla kutlayan makamında Atatürk'ün adını da veren falan. Hatta o zaman acaba Ali Yerlikaya adaylığa mı hazırlanıyor? Hani AK Parti'ye oy vermeyen seçmene bir mesaj mı göndermek istiyor falan diye konuşulmuştu. 15 Temmuz sonrasındaki devlet konseptine uygun bir video. Yani oradan bir siyasi kimlik çıkması, kendi muhafazakar. Ama görmüyoruz AK Parti'de öyle videolar. Ya, muhafazakar. Görmediğimiz için sıyrılmıyor mu orada? İşte devlet. Orada bir devlet kimliği oluşturmaya çalışıyor kendisine, bürokrat kimliği oluşturmaya çalışıyor. Siyaset yapacak olsa orada Süleyman Soylu'da çok gördüğümüz, içinde Mustafa Kemal de olabilir belki, hatta Cumhuriyet de olabilir, Cumhuriyet'in muhtelif değerleri de olabilir ama muhafazakar camianın daha çok hoşuna gidecek vurgu olur. Ne bileyim, içinde oraya dokunabileceği şeyler olur. Anladım. Simgeler yani... olur.